Merhabalar sevgili terazi burçlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizin için bir elmas açılımı yapacağız. Bu elmas açılımı zamansız zamana niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman denk gelip izliyorsanız o zaman rezonu olacaksınızdır sevgili teraziler. Evet, ben niyetimi alıyorum ve hemen kartlarımızı seçelim bakalım terazi burcu için. Terazi burcu elmas açılımı diyoruz. Terazi burçlarına. Terazi burcu elmas açılımı. Terazi burcu elmas açılımı. Terazi burcu. Bu arada tarot derslerim devam ediyor arkadaşlar. Tarot eğitimlerim. Katılmak isteyenler, almak isteyenler, birebir bu dersi eğitim almak isteyen gönül dostlarımı bekliyorum. Aşağıdaki WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili terazi burçları. Evet. Terazi burcu. Elmas açılımı. Terazi burcu. Evet sevgili terazi burçları bakalım konumuz gündemimiz neymiş hep birlikte görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar sevgili terazi burçları hayatımızda yani aileyle birlikte yaptığımız bir işin ya da bir durumun sonuna gelinmiş ve bir şeyler bitmiş, bir şeylerin kaybı yaşanıyor şu anki durumumuzda ve bu kayıpla ilgili de beklenmeye alınmış sanki hemen hemen 6-7 aydır sevgili arkadaşlar bir bekleme enerjisi içindeyiz. Aileyi ilgilendiren bir durumdan dolayı bir kayıp yaşanmış, bir ölüm gerçekleşmiş burada. Bir bitiş var sevgili terazi burçları ve burada bir şeyi beklemeye almışsınız. Bu kaybın yerine tekrar bir bekleme enerjisi gelmiş. Yani konumuz bu. Evet, aileden gelecek olan belki bir para var. Aileden gelecek olan maddi manevi bir destek var. Bu destek bitmiş. Sanki ya da biz aileden zaten bir şekilde geçiniyorsak buradaki ailenin verdiği destek bitmiş. Burada bir kayıp var. Burada bir durum biten bir durum söz konusu ve sizin beklemeye geçtiğiniz bir zaman dilimi. Konumuz, gündemimiz bu. Peki bilmediğimiz durum ne bu konuyla ilgili? Aslında kendinizin güçlü olduğunu, aynı zamanda gücünüzü bu aileden aldığınızı, gücünüzü işte ailenizin sizi desteklemesinden aldığınızı, rahatlığınızı ve konforunuzu buradan sağladığınızı, siz bu kadar konforun içindeyken, bu kadar rahatlığın içindeyken, bu kadar güçlüyken, yani ailenin size bu kadar maddi manevi güç verirken, siz burada kılıç şövalyesi şeklinde astım astık kestim kestik hala burada sinir küplerine giren agresiflik yapan dediğim dediklik işte sürekli sorgulama ve sürekli düşünce sürekli kavga içinde olan bir enerjide olduğunuz görünüyor. Bilmediğiniz bu. Yani istiyorsunuz ki bilmediğiniz durum. Zaten rahatsın. Niyeyin farkındasın? Neyin derdindesin diyor kartlar sana. Ve sen hala burada bilmediğin durum senin aslında işte kavgacı, mücadeleci, savaşçı enerjilerde oldun. Ve gücünü sen buradan alıyorsun diyor. Bilmediğiniz durum bu. Bildiğiniz durum ise bu durumun aslında biliyorsunuz. Şöyle biliyorsunuz. Sizin güneşinizin aileden geldiğini, sizin her şeyi aileden yaptığınızı, sizin her şeyi bir kraliçenin, bir imparatoriçenin
etkisinin ve faydasının olduğunu biliyorsunuz sevgili teraziler. Burada iki kadın var sevgili terazi burçları. Biri imparatoriçe, biri tılsım kraliçesi. İkisi de maddi manevi size destek veren, maddi manevi sizin arkanızda duran, bolluk bereket getiren kişiler sevgili teraziler. Ve bu kişiler sizin hayatınızı aydınlatan, sizin hayatınızı güzelleştirmeye çalışan kişiler görünüyor sevgili terazi burçları. Ve almanız gereken konuda ne yapmanız lazım diyor burada. Kartlar diyor ki ya aslında senin çekip gitmen lazım. Senin çekip gitmen lazım ama sen burada bağımlı olduğun saplantı derecesinde kaldığın bir durum var. Ve diyor ki biraz kendi kabuğuna çekil, biraz kendini izole et, birazcık köşele çekil, kenarına çekil, biraz düşün, biraz taşın, biraz neler var neler yok gör. Yani çok fazla alınganlık yapıyorsun, çok fazla etrafında olan güzellikleri görmüyorsun diyor kartlar bize. Bunları da gör, kenara çekil ve hayatında nelerin olduğunu da bil. Kenara çekilmeden hayatında olanları göremiyorsun. Kenara çekil, hayatında olanları gör ki mutlu olasın diyor. Evet, bağımlısın, bağımlılık çalıştırıyorsun. Saplantı derecesinde bağlı olduğun kişi ve konular var diyor burada sevgili terazi burcuna. Ve sonuç olarak güneş kartı geldi. İkinci güneş kartı geldi sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak diyor ki sen bir fırsatı, şansı yakalayacaksın. Kendi adına fırsatlarını kendin yaratacaksın diyor kart bize. Şifalanacaksın, tamamlanacaksın diyor. Ve kupa şövalyesiyle de duygularından emin, sevginden emin, verdiğin kararı duygusal vereceğini de gösteriyor aynı zamanda. Hayatına yeni başlangıçlar yapacaksın dedi güneş kartıyla. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Yeniden doğuş, yeniden başlangıç, hayatına yeniden aydınlığın gelmesi, yeniden güneşlerin açması gibi durumlar söz konusu terazi burcu için. Konumuz neydi kısaca? Konumuz aileden gelen destek sevgili arkadaşlar. Maddi manevi desteğin bitmesi, burada bir kayıp yaşama, burada bir bitiş, burada bir ölüm gerçekleşmesi ve siz bu durumu beklemeye almanız. Sizin kısacası konunuz bu sevgili arkadaşlar. Ve ne yapmamız lazım? Gitmemiz lazım. Artık kendi sularımıza doğru yürümemiz lazım. Ama bağımlı ve bağımlılık çalıştırdığımız için buradan gidememe durumu var. Ve gidememe durumu söz konusu. Ve siz de kartlarda diyor ki biraz kenarına çekil, biraz kendi kabuğuna çekil, biraz köşene ayrıl, birazcık beklemeye gel. Etrafındaki hayatındaki olanları gör diyor. Kenara çekilip hayatındakileri irdelersen nelerin olduğunu, nelere sahip olduğunun farkında varacaksın diyor sevgili arkadaşlar. Ve sonuç olarak da güneş kartı geldi zaten. Güneş kartı yeni başlangıçlar, yeni ufuklar, yeni umutlar, huzur, zenginlik, bolluk, bereket diyor burada kartlar bize. Yani kimimiz iş üzerine alabilir, kimimiz aşk üzerine alabilir bu konuyu. Evet sevgili terazi burçları, bilmediğimiz durum ise neydi bilmediğimiz durum? Farkında olmadığınız durum, sizin gücünüzü ailenizden aldığınız, burada rahat ettiğiniz, burada konforlu olduğunuz ve bilmediğiniz konulardan biri de her ne kadar sizin aileniz sizi bu kadar desteklese de siz hala karşı tarafa doğru bir sinir, agresif, depresif hareketlerde bulunduğunuz, bunun farkında değilsiniz diyor. Şu anki rahatlığınız ve konforunuz aileden geldiğini de söyledi bize sevgili arkadaşlar. Evet sevgili terazi burçları, bizim için de elmas açılımı bu şekildeydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik diyoruz sevgili arkadaşlar. Güzel bir açılımdı bence. Yine söylüyorum, ne zaman dinlerseniz o zaman rezonu olacaksınız sevgili gönül dostları, sevgili terazi burçları. İki tane güneş kartımız geldi ve iki tane güneş kartı hayatımızın aydınlanacağını, yeniden bir başlangıç olacağını gösteriyor.
ve biz de artık enerjimiz kimle tuttuysa, kimlerle rezon olduysak bu açılım onlara hediye olsun diyoruz. O zaman aldık, kabul ettik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.